Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tavuklardan başım belada. Çünkü bütün şehirlerimiz kışa girdi. Havalar soğudu ama kümesimde grup tavuk sayısı bir türlü azalmadı. Allah sizlere de nasip etsin. Kesinlikle şikayetçi değilim. Gerçekten çok güzel bir duygu ve yeni düşen gruplarımı sizlere göstermek istiyorum. Bunları güncel video olarak paylaşıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın zamanda burada bir ispencimiz vardı. Civciv çıkardı. Kendisi şu an tünekte ve yumurtaya başladı. Bir hafta oldu civciv çıkaralı. Civcivleri ana kucağında. Ondan sonra kuma kızın kuma kızı da civciv çıkardı. Onun da civcivleri ana kucağında. Bunların hepsini sizlerle paylaştım. 3-4 gün önce de görmüş olduğunuz kuma kızımız civcivlerini çıkardı. Tekrar yatmasın diye folluğunu dışarıya aldım. Derken arkadaşlar 2 tane gurkumuz, onların ikisini de yatırdım. Biri 2. haftayı bitirmek üzere, biri 1 haftayı çoktan geçti. Derken arkadaşlar ispenç tavuklarımdan bir tanesi daha gurk yattı. Onu da 2 gün önce bastırdım. Çünkü elimde yumurtalarım vardı. Zaten görmüş olduğunuz kısır kızımızın civciv çıkımı da çok yaklaştı. O da gurk. Şu an sizlere 3 tane gurk çıkımı gösterdim. Ve yatmakta olan 4 tane gurk tavuk gösterdim derken bugün cüce hintlerimizden yine harika bir haber aldık. Ve Nihal kızımızın kızı da gurk oldu. Hemen göstermek istiyorum. Bu kız çok ama çok cazgır. Annesinin kopyası ve şu an gurk oldu. Bu kızımız çok fena çığlıklar atıyor. Altında sahte yumurtası var. Kızımızı kaldırdım. Çok fena bir kız. Annesi çok uysal ama bu kızımız bas bas bağırıyor. Bu kızımız da gurk oldu arkadaşlar. Nihal kızımızın kızı ve kendisinin tamamen kopyası. Erkeği yanına atarsam bir haftada gurkluğundan vazgeçecek. Atmazsam gurk olarak yatacak. Sizlerden ricam yorumlara yeni anaç olmak isteyen cüce hint kızımızı gurk yatıralım mı yatırmayalım mı sizler belirleyin. Yoruma yazın. Kuluçkaya yatırmamı isteyenlerin sayısı fazlaysa bu kızımızı 2 gün içerisinde gurk yatıracağım. Kuluçkaya yatırma zaten nadiren çoğalan bir tür. Onu çoğaltmak için gurkluğa yatırma diyorsanız da kuluçkaya yatırma yazısını yazmayı unutmayın. Böylelikle sizleri dinleyeceğim arkadaşlar. Yatır derseniz yatıracağım. Yatırma, çoğalt derseniz yine yumurtaya başlaması için erkeğini yanına koyacağım. Sizlere kalmış arkadaşlar. Kızımız çok fena. Kızım senin yerim ben her yerini yerim. Yani bu soğuk havalarda yine kümesimizde 5. gurkumuz var. Sanki bir tılsım gibi düşünün. Kümesimden 5 tane gurk sayısı azalmıyor. Sürekli 5 sayısı kümesimde var arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Bir haftadır bütün Türkiye'de genel şehirler olarak bir yağış var. Adana'da da yine sağanak yağış var arkadaşlar. Bir haftadır yağmur yağıyor. Görüyorsunuz. Hayvanlarımı dışarıya çıkarmıyorum. Kümesim kupkuru. Işıklandırmalarım var. Kümesimin ısısı yüksek. Bu yüzden de yüksek verim alıyorum. Sürekli kümesimde gurk oluyor. Ama 5 sayısı sabit kaldı. Gerçekten güzel bir duygu. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Sizlerden de maşallah bekliyorum dostlarım. Kümesimde sahiplendirebileceğim hayvanları da göstermek istiyorum. İki dişi bir erkek yetişkin yumurtlar vaziyette gümüş sibrit sahiplenebilirsiniz. Bir dişi bir erkek yumurtaya yakın gümüş sibrit sahiplenebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar 1+1 olarak cüce hint de sahiplenebilirsiniz. Bu arada yeni nesil cüce hintimiz de doğmuştu. Onu da sizlerle paylaşmıştım.
hemen göstermek istiyorum. Şöyle ana kucağımızı açalım. Ve büyümekte olan cüce hintimiz ekranda. Maşallah maşallah. Bütün civcivlerimiz arkadaşlar. Bir tane çim bıldırcınımız yeni doğdu. O da kurumaya aldım. Annesi zarar veriyor diye. Çim bıldırcını yavrumuz da büyüyecek inşallah. Bütün yavrularımıza koskocaman bir maşallah bekliyorum. Arkadaşlar burada altın zibrit, gümüş zibrit ve ispençlerimiz var. Bunun dışında da bir tane cüce hintimiz var. Bunları sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Cüce hint yavrumuz çıkalı arkadaşlar. 3 gün oldu. Çok tatlı gözüküyor maşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Büyük bir ihtimal erkek olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Kanatları da yine annesine benzeyecek. Açık tonlarda. Onu da bırakalım, şöyle bağırıyor. Çok hassas oldukları için fazla ele almamak gerek. Bu ana kucağında görmüş olduğunuz bütün civcivleri sahiplenebilirsiniz. Bilginiz olsun. İspençlerimiz rengarenk. Altın zibritlerimiz ve gümüş zibritlerimiz mevcut. Cüce hint yavrumuzu da sahiplenebilirsiniz. Koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kapatalım. Yavrularımız üşümesin. Unutmadan arkadaşlar, burada da kar yağdı olarak yine kendi anaçlarımdan çıkma lekesiz 2,5 aylık ispençlerim var. Büyümeye devam ediyorlar. Bir tane blue kızımız var. Üçü de full artı full. Kaçırmak istemeyen arkadaşlar bunları da sahiplenebilirler. Normalde gizli tuttum, kendime sakladım ama sizlerle paylaşmak da istiyorum. Üçü de harika gözüküyor maşallah. Bunları da sahiplenebilirsiniz. Şöyle yakından çekeyim sizler için. Maşallah oğlumuza çok yakışıklı bir erkek olacak. Kaçırmak istemeyenler ulaşabilirler. Bütün kümesi genel olarak göstermeye çalıştım. Arkadaşlar bu arada isteyenler gümüş zibrit yumurtası, altın zibrit yumurtası, ispenç yumurtası, hatta cüce hint yumurtası da sahiplenebilirler. Onun için de sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Tabii ki seramayı da unutmadım. İsteyenler serama da sahiplenebilir. Hatta ve hatta 3 ana renk çim bıldırcını yumurtalarından da sahiplenebilirsiniz. Bilginiz olsun. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.